çocuğu olmayan çiftlerde sperm testi yapıldıktan sonra sperm değerlerinde hiç sperm çıkmaması, bazı laboratuvarlarda canlı ya da ölü bulunamadı gibi sıfır sperm durumları azosperm olarak yorumlanır. Azosperm hastalarında belli tedavi prensipleri yapıldığı zaman bazı durumlarda normal yolla bile çocuk sahibi olunabilir. Bazı durumlarda ise gold standart dediğimiz mikrotese ameliyatına doğru bir gidiş vardır. Belli bir tedavi planı yaptıktan sonra hastalara mikrotese ameliyatını planlamaktayız. Mikrotese ameliyatı lokal anestezi ve genel anesteziyle yapılabilir. Fakat genellikle biz genel anesteziyle bu mikrotese ameliyatını tercih ediyoruz. Çünkü bu ameliyat saatlerce sürebiliyor. Bazen bu ameliyat 15 dakika sürebildiği gibi bazen de 2,5 saate kadar sürebilmekte. Bu nedenle tam olarak hastalarımızın bize sorusu olarak ne kadar sürüyor hocam ameliyat cevabını her zaman net olarak verememekteyiz. Ameliyatı anesteziyle yaptıktan sonra hastalarımız 2-3 saat bir dinlenme periyoduna geçiyorlar. Daha sonra hafif bir yiyeceklerini yedikten sonra hastaları biz eve yollamaktayız. Yani mikrotes ameliyatından sonra hastanede yatma gibi durum yok. Mikrotes ameliyatından sonra sosyal hayata dönüş kolay. Bir gün sonra bile masa başı işi yapan hastalarımız işlerinin başına gidebilirler. Tabii ki ameliyattan ameliyata fark etmekte bu durum. Bu nedenle bazen bir hafta dinlenen hastamız da oluyor. Bazen iki gün sonra hemen normal işinin başına giden hastamız da oluyor. Sosyal hayata dönüş kolaydır. Burada da önemli olan nokta şu, mikrotes ameliyatının yapılmasının tecrübesidir. Çünkü ben 2., 3., 4. ameliyat yaptığım hastalar oluyor. Başka merkezlerde diğer önce ameliyatlar olmuşlar. Bana genelde dedikleri, hocam biz daha önce bir hafta kendimize gelemedik, ben ertesi gün buradaki ameliyattan sonra yürüdüm diyorlar. O yüzden biraz da bu ameliyatın tecrübesi, tekniğiyle ilgili bir şey. Sosyal hayata dönüş kolay ve zahmetsizce bu ameliyattan sonra hastalarımız normal yaşamlarını sürdürebilirler.